Merhaba değerli izleyenler. Boğaz Faslı programından sevgiler hepinize. Bu akşam Boğaz'a bir başka pencereden bakıyoruz. Bundan böyle sizlerle 15 günde bir Türk sanat müziğinin eşsiz nameleriyle ve seçkin sanatçı konuklarımızla birlikteyiz. 10 Kasım akşamı huzurunuzda olamadığımız için özür diliyoruz. İlk programımıza en büyük Türk Atatürk'ümüzün sevdiği şarkılarla başlıyor ve ölümünün 77. yılında onu saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Devamlı konuğum, birçoğunuzun tanıdığı değerli besteci, koro şefi ve benim sevgili arkadaşım Aydın Tekindor. Ben söz yazarı Aylin Uçanlar, hepinize ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bir konuşmasında şöyle diyor Büyük Atatürk, sanatsız kalırsan bir gün tasalan, sanatçı alnında ışığı ilk duyan insan. Işığımız hiç sönmesin diyoruz. Şimdi tüm konuklarımızı tanıyalım. Ud, Aydın Tekindor, keman, Tolga Özdemir, solistler Hatice Çetin, Evren Becören ve Ali Rıza Aydın Onat. Hoş geldiniz Aydın Tekindor ve koro arkadaşları. Hoş bulduk. Aydın Bey, arada sırada Aydın diyeceğim çünkü arkadaşız tabii, biz. Tabii. Rahat olun. Diyeceksin. Evet, biraz korodan da bahsedelim. Değerli arkadaşlar, senin korondan evet. Konuklarımız. Valla sen bana bu programdan bahsettiğinde ben sana söylemiştim yani yoğunluğum hakikaten çok fazla. Koroyla fazla belki sana eşlik edemeyiz ama ara ara arkadaşlarımdan rica ederim beraber de oluruz dedim. Hele böyle özel bir Atatürk programında tabii ki biz görev almakla çok memnun olduk. Onların da adına ben bunu söylüyorum. Boğaz TV'de benim herhalde ikinci yayın için gelişim. Eski binalarındayken bir ara gelmiştim. Müzik güzel bir şey. Güzel yapılırsa daha da güzelleşen bir şey. Atamızın sanatçıya verdiği değeri çok iyi biliyoruz. Kendi çapımızda onu ruhunu şad etmek, eserlerini, beğendiği eserleri burada tekrar etmekle bizim de çok hoşumuza giden bir şey oldu bu. İnşallah bundan sonraki programlarda da biz fırsat buldukça müziğimizle eşlik etmek isteriz programınıza. Ben zaten herhalde devamlı konuk olduğu için gelen misafir arkadaşlarımla da sizinle beraber sohbet edeceğim burada. İnşallah iyi programlar olarak devam eder. İnşallah ama ben diyorum ki ara ara hep birlikte böyle olalım yine. Sırf Atatürk'ümüzün sevdiği şarkılar tabii, programında inşallah, değil. İnşallah. Yani fırsat buldukça onu yapmaya çalışırız. Arada bir inşallah. Olsa tekrarlayalım. Tabii yani gelen konukları tabii şu anda ben şey yapamıyorum. Kimler gelecek ama mutlaka iyi sanatçılar gelecek bir kere. Sürpriz olsun. Onlar sürpriz olsun tabii. Istemiyorum. Tabii hepsi onlar çok sürpriz değerli, olsun. Ama işte biz de katıldığımız sürece onlara hiç olmazsa, onlardan fazla aşağı kalmamak için iyi müzik yapmak isteriz. Onun için de fırsatlar düştükçe inşallah katkıda bulunuruz. Konser çalışmandan söz etmek ister misin? Reklam olur, duyuru olur ne güzel. Vallahi şey değil ama işte biz evet bu sezon, geçen sezon biraz şanssız bir sezon geçirdik konser bakımından. Çünkü bir bu yurdumuzun içinde bulunduğu olaylar nedeniyle hep şehitlerimizi ruhunu şad etmek uğruna da olsa program yapmamayı düşündük hem belediye yönetenleri hem biz. Onun için son çıkacağımız konserde de Tanrımız müsaade etmedi. Yağmurlu bir döneme girdik. Böylece geçen sene sonu programlarımızı, konserlerimizi yapamadan sezonu bitirdik. Dış mekan sen istememişsin ama onu duydum. Yok, dış mekan tabii çok zor. Türk ses sanat, dağılıyor çünkü. Türk sanat müziği için tabii çok zor ama iyi bir ses düzeniyle ses olmaması da mümkün değil. Olur. Ama işte yağmur etkiledi bizi. Aralık, 25 Aralık'ta her 9 senedir yaptığımız, bu sene de 13'ünü yapacağımız, yanlış hatırlamıyorsam, Yeni Yıla Merhaba programları dahilinde 25 veya 26 onu da tam şimdi şey yapamam ama 25 diye kalmış aklımda.
duyurmuş oluyoruz bu arada. Evet, o şeyimiz var. Yani yeni yılı karşılama konserimiz var. Süleyman Demirel de olacak zannediyorum. Eğer tarihte bir değişik olmazsa o konserle bu yılın şeyini açmış oluyoruz. Nisan gibi bir bahar konserimiz olacak. Nihavend makamına has şarkılardan. Kısa aralıklarla sen... oluyor bu. Aralık. Evet, bir de sene sonunda işte Mayıs sonu veya Haziran başı. Güzel. Bunda bir gene konserimiz olur. Onun dışında şu anda kesin bir programımız başarılarınızın, yok. Güzelliklerinizin devamını teşekkür diliyorum. Ediyoruz. İsterseniz biraz da sizlerle sohbet edebiliriz. Kendinizi tanıtın isterseniz. Tolga Bey. Evet, Tolga eski arkadaşım. Biz de Aydın hocamızın topluluğunda görev yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda ben koro başkanlığında görev verdi bana, yürütüyorum. Çok güzel. Aydın abi değerli bir insan, Türkiye'nin tanıdığı bir elbette insan, sevdiğimiz bir insan. Birlikte böyle güzel günlerimiz oluyor. Ne güzel. İnşallah daha da olacak. İnşallah, evet, inşallah. Evet, evet. Teşekkürler, sizler. Hatice üniversitede okuyor. Ona ben isterseniz bir gireyim, neden olur diyeceksiniz. Çünkü o beni aradı yaz aylarında, Ağustos'tu galiba, mesaj çekti bana. Herhalde Facebook'ta takip etmiş. Hocam koronuza girmek istiyorum, katılmak istiyorum. Aynı şartlar güzel nelerdir diye. Dedim yani şartlar yok. Şeyden ilanı görmüş, belediye ilanlarından. 5 tane şarkı hazırlanacakmış galiba dedi. Ondan sonra evet dedim. Ama 5'ini de söyletmeyiz yani, bir tanesini söylersin falan dedim. Bu kapadık. Sonra... Galiba o günün akşamı bir mesaj daha geldi. Hocam 5 şarkının hepsi de hangi makamda, yani aynı makamda mı olacak diye. Dedim bunda bir iş var. Üniversiteyi kazanmadan evvel İstanbul'da konservatuvara gitmiş. 3 sene devam etmiş. Ama burada üniversiteyi kazanınca bırakmak zorunda kalmış. Yanılmamışım ben de. Şimdi koroda da arkadaşlarla işte bir şarkıyı geçerken... Bir tarafını yapamıyoruz, şarkının olmuyor. Kim yapacak dedim, elini kaldırdı. Tanımıyorum da, yeni gelmiş. Gel bakalım dedim. Tam mükemmel bir şekilde yaptı. Hatta kendisini öptüm. Sağ ol dedim. Cici kız. Böylece genç bir solist kazanmış olduk. Ne mutlu sana arkadaş. Bugün de işte onu atamızın sevdiği şarkılarda dinleyeceğiz hep beraber. Teşekkürler Hatice. Diğerleri, Evren benim. Lise 2. sınıftayken koroma geldi. Bundan kaç sene evvel Evren? 96. Yani düşünün. O zaman lise 2. sınıf talebesiydi. Sesi çok güzeldi. Herkes alkışladı. Ben de hep gençlere yaptığım gibi ona da şey yaptım. Ayrı bir önem verdim. Geçen sene miydi? Evet. Geçen sene de çıktı geldi, ben koroya gene gelmek istiyorum diye. Kepeze'de liman müdürü olmuş. Bu yani o kadar güzel bir mutluluk ki. Şimdi o da bir, evet, liman müdürümüz. Böyle genç, yakışıklı, güzel sesli. Ne güzel, ne güzel. Onun için çok memnun oldum. Ne güzel. Beyefendi. Arkamda oturan Ali Rıza Bey. Benim en büyük yardımcılarımdan biri. Gözün aydın, gözün rahatsız oluyor. Pardon, çiçeği şöyle olsun, ben severim çiçekleri. Peki. İyidir. Müziği de iyidir. Kendisi İstanbul'da. Müzik miyim? İkisi de iyi. Hem iyi insandır, hem müziği hakikaten iyi insandır. Çok şarkı geçmiş bir arkadaşımız. İstanbul'da cemiyetlere katılmış. Hangileri? Sormakta mahsur var mı? En başta Beşiktaş'tan başladım. Ben Beşiktaşlıyım. Evet. İstanbul'da. Güzel. Ondan sonra birkaç cemiyette devam ettim. Telekom'dan emekliyim. Orada kendimiz bir heyet kurduk. Radyodan değerli hocalar geldi. Sözer Yaşmut'la çalıştınız mı? Sözer Yaşmut hocayla. Anladım. O zannediyordum Validebağ'da olabilir. Onlar. Şeyde Kadıköy'de kuş telindeydi. Evet, Validebağ'da. Onu duydum Validebağ'da, fakat ona imkan olmadı tanışmaya. Fakat iyiydi, hocalarımız iyiydi, radyodan emekli olan. Bütün hocalar iyidir aşağı yukarı. Hocalarımız hepsi en son Aydın Bey'i zaten o yüzden çok sevdik. Evet. Kendimize daha uygun, daha yakın bulduk. Çünkü o zamanlar televizyon yoktu, radyo vardı. Radyoda tek kanal vardı, TRT. Sırf onu dinledik, o da bir ayıcı oldu. Tabii. Ortaokul lise çağlarında en büyük okul oydu. Onunla beraber dernekler tabii, büyük hocalar bize bayağı
feyiz verdiler. Aydın Hoca'nın değerini onun için belki en fazla anlamaya çalışan, belki anlayabilen benim. Çünkü tabii. Gerçekten bu zamanda bu değerde hocalar bulabilmek kolay değil. Evet. Sağ ol. Onun için mutluyuz yani. Yeter bu kadar beni öldürün. Hepimiz, evet. Hepimiz çok seviyoruz Aydın Tekin Doğru. Sağ olun. Evet. Arkadaşımsın, ne yapayım ama? Ben de hepinizi seviyorum, arkadaşlarımı peki. Seviyorum. Hele hele müziği sevenleri tabii daha çok seviyorum. Şimdi Hatice ile başlayalım mı? Hatice ile başlayalım. Bu arada çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Herkes konuştu, ben bir küçük de olsa tanıttık sizi. Diğer programa saklamıştım biraz önce de arkadaşıma söylediğim gibi, rejideki arkadaşıma. Aydın'la bizim çok güzel beste çalışmalarımız var sevgili Aydın Tekindor'la. Anılarımız da çok hoş. Evet. Konuk olarak da gelmiştim İstanbul'dan bir konsere. Onları bir söz yazar olarak diğer programda görüşelim diyorum ben. Tamam. Bu kadar yeter şimdilik. Tamam. Peki. Evet. Müzik faslına geçebiliriz. Efendim, programın ilk eseri Hicazkar makamında. Beste Tatyos Efendi, güfte Nigar Osman Hanım. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkürler Tolga Bey, Aydın Bey. Çok güzel bir eser. Yani hakikaten çok, sevmemek mümkün çok, değil. Ben de çok seviyorum Aydın. Çok güzel bir eser. Çok seviyorum hem de. İkinci eser Eviç makamında bir Rumeli türküsü. Şahane gözler şahane, hüsnüne yoktur bahane. Ali Rıza Aydın Onat'tan dinliyoruz. Şahane gözler
Perişane Hüsnüne uçan kuşlar kebap olsa akan sular şerap çalan sazlar rebap olsa efendim gönül eğlenmez asla. Gönlünüze sağlık, teşekkürler. Hacı Faik Bey'in rast bir eserini Evren Beceren seslendirecek. Nihansın dideden ey mesti nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım? Sensiz cihanda can
bana sensiz ihan. Dağcan delası. Haklı mısınız Sayın Tekindor? Arkadaşımızın sesi çok güzel. Evet. Evet. Cana, rakibi handan edersin. Ben bir nevayı giryan edersin. Biganelerle ünsiyet etme. Bana cihanı zindan edersin. Girirsen Asım Bey böyle diyor Uşak eserinde. Hatice Çetin'den dinliyoruz. Cana rakibi handan edersin. Cana rakibi Hatice, gönlüne sağlık. Efendim, beşinci sırada yine bir Rumeli türkümüz var. Uşak makamındaki bu eseri Ali Rıza Aydoğan seslendiriyor. Ali Şim'in kaşları kare, sen açtın sineme yare. Çare aman
Aslan Ali şimdi buna boyunda. Teşekkürler Arıza Bey, gönlünüze sağlık. Efendim, bestesi Şükrü Tunar'a, güftesi Hüseyin Siret Özsever'e ait Hüseyin'i bir eser. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Evren Becer'in dinliyoruz. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. İhtiyar oldum bugün. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. İhtiyar oldum bugün. Bak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Bir karar oldum bugün. Akmak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle İlkbahar oldum bugün. İlkbahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün.
Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor. Saadetin Kaynağı'nın Muhayyer makamındaki eserini Hatice Çetin'den dinliyoruz. Teşekkürler Hatice, gönlüne sağlık. Sekizinci eserimizde sıra. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Rumeli türküsü. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Ali Rıza Aydonat seslendiriyor. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste, öter aheste aheste. Ötme bülbül yârim hasta,
ötme bülbül yârim hasta. Ah neyleyim şu gönlüme, hasret kaldım sevdiğime. Ben sana aldanamam yârim, ben sana güvenemem. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Teşekkürler. Gönlünüze sağlık Ali Rıza Bey. Yine Tatyos Efendi'nin bir uşak eseri. Gamzedeyim, deva bulmam. Garibim bir yuva kurmam. Kaderimdir hep çektiren, inlerim hiç reha bulmam. Solistimiz Evren Beceren. Hey.
elem beni terk etmiyor. Hiç de fazla vermiyor. Elem beni terk etmiyor. Hiç de fazla vermiyor. Nihayetsiz bu takibe doğrusu takla kat yetmiyor. Nihayetsiz bu takibe doğrusu takat yetmiyor. Programımızın bu bölümünde üç eser dinliyoruz. Sırasıyla bir Aydın türküsü, Yörük Ali, Rumeli türküsü, Maya Dağ'dan Kalkan Kazlar ve son olarak Pencere Açıldı Bilal Oğlan. Solistlerimiz birlikte seslendiriyor. Bardarova
uzanamadım sıla parası. Bardar obası, bardar obası, kazanamadım sıla parası. Maya dağın yıldızıyım, Maya dağın yıldızıyım. Ben annemin bir kızıyım, ben annemin bir kızıyım. Efendimin sağ gözüyüm, efendimin sağ gözüyüm. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar obası, vardar obası, kazanamadım sıla parası. Vardar obası, vardar obası, kazanamadım sıla parası. İştah patladı, pencere açıldı, Bilal oğlan iştah patladı. Varın bakın kanlı da Bilal, yine kimi hakladı. Varın bakın kanlı da Bilal, yine kimi hakladı. Allah yemeni Bilal oğlan, mundu yemeni. Allah yemeni Bilal oğlan, mundu yemeni. Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni. Bir bahçeden bahçeye salla yemeni. Ben sana varmam Bilal oğlan, ben sana varmam. Ben sana varmam Bilal oğlan, ben sana varmam. Yedi yıl karşımda dursan, yine sana yalvarmam. Yedi yıl karşımda dursan, yine sana yalvarmam. Allah yemeni Bilal oğlan, salla yemeni. Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni. Teşekkürler. Hepinizin gönlüne sağlık. Sevgili Tolga Bey, sevgili Aydın Tekindor, Ali Rıza Bey, Hatice Hanım, Evren Bey. Hepinize teşekkür ediyoruz. Medyam adına teşekkür ediyorum. Kendi şahsım adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve güzel misafirperverliğinizden dolayı da çok mutluyuz. Ve bu güzel programa katıldığımız için de çok mutluyuz. Teşekkürler bir kez daha.
Bir diğer ki programda buluşmak üzere diyeceğim ama ben o ricamı yineliyorum Aydıncığım. Lütfen arkadaşlarla tekrar birlikte olalım. O diğer sanatçı dostlarımız. Tabii yani inşallah ama. Birkaç program alalım tabii, onları. Belki yani böyle sık rica sık. Rica ediyorum. Sık sık çok... belki olamayabilir. Çünkü işte talebe arkadaşımız var, görevli arkadaşlarımız var ama tabii, mutlaka ama birlikte, olalım lütfen. Tabii birlikte olalım, keyifli oluyor. Çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür. Bir dahaki programda 15 gün sonra görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içerisinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.